Hepsi merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün menekşe saksı değişimiyle karşınızdayım ve menekşe saksılarına toprak ekleme, ayrıca menekşeyi saksıya oturtma işlemlerinin nasıl olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Bugün 2 Mart 2021 Salı, 6 Mart 2021 günü toprağa cemre düşecek. Toprak uyanmaya başlayacak. Peki menekşe saksılarını ne zaman değiştirmemiz gerekiyor? Yeni aldığımız bir menekşenin saksısını hemen değiştirmeyin arkadaşlar. Önce evinize alışsın, evinizdeki nem dengesine alışsın. Ondan sonra bu uyumluluk hali geçtikten sonra menekşe saksısını değiştirebilirsiniz. Bir hafta olabilir, 10 gün olabilir. 2 hafta geçtikten sonra çiçeğinizin saksısını değiştirebilirsiniz. Çiçekli haldeyken de değiştirebilirsiniz. Bahardan yaz sonuna kadar yapılan saksı değişimlerinde çiçekleriniz, menekşeleriniz yeni saksına daha çabuk alışabiliyor. Evet, şu gördüğünüz iki tane menekşemin saksısını değiştireceğim. Gövdeler boşlukta kalıyor. Nasıl bir işlem yapmamız gerekiyor? Böyle bıraksak olur mu? Bir de bakın, süreç içerisinde toprak azalabiliyor. Bu toprak azalmalarına karşı menekşelerimize nasıl bir işlem yapmamız gerekiyor? Evet, başlayalım. Öncelikle bu tür işlemlerde, yani toprakla ilgili işlemlerde ben hazır toprak kullanıyorum. Torflu, hazır geçirgeni iyi olan bir toprak kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Yani sıkılaşmayan, balçık gibi olmayan ya da kuruduğu zaman sertleşen bir toprak olmasın. Menekşelerinizin kökleri çok hassas arkadaşlar. Öncelikle buna bir toprak ekleyeceğiz. Böyle olan çiçeklerinize toprak ekleyebilirsiniz. Bakın kenarlarından ekliyorum. Zaman içerisinde arkadaşlar su ihtiyacını karşılarken besin miktarında, vitamin ve minerallerde de azalma olabiliyor toprakta. Bu sebeple yeni toprak eklemenizin de bir faydası ortaya çıkıyor. Orta büyüme noktasını kapatmayacaksınız arkadaşlar. Böyle. Bir de bu çiçeğime toprak eklemek istiyorum. Şu anda havalar ısınıyor. Bunları aydınlık bir yere koyun. Yine dışarı çıkarmayın ya da cam balkonda da durmasınlar. Üşümesinler arkadaşlar, soğuk vurmasın. Hani havalar ısınıyor diye birden balkona ya da cam balkonda çıkarmayın. Mayıs'a kadar aldıkları güneş onlar için iyi büyümeleri, çiçeklenmeleri için çok güzel, çok harika. Bakın. Bu kadar. Bu işlem onun için çok büyük ve çok güzel bir işlem. Evet arkadaşlar, şimdi bunların saksını değiştireceğiz. Saksı değişimi için ben bu gördüğünüz saksıları kullanmak istiyorum. Drenaj delikleri var. Aynı toprağı kullanacağım. Yani geçirgeni iyi olan torflu bir toprak. Eski bir kaşığım var. Bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Şuralardan bir boşluk açıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Boşluk açıp bakın, bunu çıkartıp bir kenara koyuyorum. Aynı şekilde arkadaşlar, bunun da kaşık yardımıyla, en kolay kaşıkla yapılıyor arkadaşlar. Bakın çıkıyor, çok rahat. Şöyle yakından göstereyim. Bunu da böyle kenara koyuyorum. Şimdi saksılarıma toprak ekleyeceğim. Böyle. Şimdi bunu alıyorum. Şuraları biraz ovalıyorum. Şuraları da açıyorum. Koyuyorum arkadaşlar, yerleştiriyorum. Şu orta noktasını gömüyorum. Ve kenarlarından toprak ekliyorum. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir farklı bir durumu yok. Çiçeklerinizi alttan sulayabilirsiniz ya da kenarından sulayabilirsiniz menekşelerinizi. Orta büyüme noktasına su değdirmemeye çalışın. Şimdi su dökeceğiz.
Birazcık da su ekliyoruz. Ve koyalım. Diğerini şimdi yapacağız. Biraz boşluk var. Alıyorum. Biraz buralarını açıyorum. Eski olan yapraklar varsa onları da atabilirsiniz. Bakın bunun kalmasının hiçbir anlamı yok. Biraz altlarını ovalıyorum. Boşluk açıyorum arkadaşlar. Bu saksı değişimlerinde ilk haftalarda şu alttaki yapraklarda biraz solma ya da pörsüme olabilir. Bu normal, gayet normal. Alttaki yapraklar eski yapraklar. 2 haftaya düzeliyor ya da onlarda bir kayıp yaşarsanız da bir sıkıntı değil. Yeni güzel yapraklar çıkacaktır. Evet, buraya koyduk. Onu da bitirdik. Arkadaşlar şimdi gövde oturtma işi yapacağız. Şimdi ben buraya toprak eklesem toprak taşar. Burada bakın bayağı epey büyüdü. Bunu aşağıya indireceğiz. Bu sebeple saksıdan çıkartacağız öncelikle. Yine aynı şekilde bir kaşıktan yardım alıyorum. Bıçaktan da yardım alabilirsiniz. Yani pembe katmerli menekşem. Yaşlandı. Bunu gençleştirme işlemi yapmamız gerekiyor. Evet, çıkarttık. Kötü yapraklarını. Yaşlı yapraklarını. Gençleştirme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bunun içindekini biraz boşaltıyoruz. Ve ölçüyoruz. Yani oturuyor mu diye. Evet, oturuyor artık. Ve tekrar daha güzel büyümesi için bunları yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani eski yapraklarını koparmazsanız, bazı işlemler yapmazsanız menekşe bir yıllık kalır evinizde. Hani uzun yıllar menekşenin evinizde kalmasının püf noktaları bunlar. Bu eski bir yaprak, onu da koparalım. Evet, çok harika oldu. Yani sadece saksı değişimiyle olmuyor bazı şeyler. Bu gövdesini de kapatmanız gerekiyor. Sanki bebek yeni menekşe. Evet, bunu da yapıyorum. Aynı şekilde bunu da çıkartıyorum. Boşaltıyorum biraz. Bu eski bir menekşem arkadaşlar. Gövdeyi, odun suluğu görüyorsunuz. Tekrar yerleştiriyorum. Sıkılıyorum. Bakın arkadaşlar. Bununla da gövdeyi oturttuk. Odunsu kısmı içeri koydum. Evet arkadaşlar, bitirdim. Bugün yaptığım işlemleri tekrar edersek, bu iki tane menekşemin saksısını değiştirdik. Bu iki tane menekşeme ise bakın toprak eklemesi yaptık. Bu iki tane menekşemin ise gövde oturtmasını işlemini yaptık arkadaşlar. Sizler de bu baharın gelmesiyle menekşelerinizi farklı uygulamalar yaparak, gençleştirerek, toprak ekleyerek, saksı değiştirerek çiçeklenme döngüsünün daha güzel geçirmesini sağlayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşça kalın.